Merhaba arkadaşlar, ee, geçen videoda sunucu sistemci ilişkisinde e, Prediction'dan bahsetmiştik. Client tarafında yaptığımız, e, lag ile savaşmak için yaptığımız işlemden. E, bu videoda ise e, sunucu tarafında lag ile savaşmak için e, ne yaptığımızdan, e, Zula projesinde ne yaptığımızdan bahsedeceğiz. Daha doğrusu MMO FPS'lerde e, sunucu tarafında neler yapılıyor, bundan biraz bahsedeceğim. Ee, yine basit şemalar olarak çizmek, e, çizdim şöyle işte sunucuyu ve bir, bir nolu client'te, iki nolu client temsil eden kutularımız var. Ee, burada clientler daha önce bahsettiğim gibi oyuncular oluyor, sunucu da bizim bağlanmış olduğumuz server oluyor. Şimdi e, oyunda e, bir karakter bir düşmanı gördüğü zaman bunun anlamı şu oluyor aslına bakarsanız, sunucu size diyor ki her düşmanın pozisyonunu işte saniyede 20 defa söylüyor, client de onu canlandırıyor. Biz ne yapmıştık bunu geçen videoda anlattığımız gibi. Player da biz bunun işte geri tepkime süresini azaltmak için prediction dediğimiz basar basar önce kendisi uyguluyordu, sonra işte sunucudan gelen datayla doğruluyordu falan. Şimdi biz bunu ama diğer oyuncular için yapmıyoruz. Bu sadece kendi karakterimiz için yapıyorduk bunu. Ama diğer gördüğümüz düşmanlar aslına bakarsanız sunucunun saniyede işte 20 defa yolladığı pozisyon bilgisine dayanarak yapıyorduk. Gösteriyorduk mesela herkesin pozisyonunu, yaptığı hareketi. Şimdi e, buradaki gelen pozisyon, datası aslında biraz gecikmeyle geliyor. Mesafeden, internet bağlantısından dolayı. Buna ne deniyor? Lag deniyor, gecikme. E, Şimdi mesela diyelim ki bu e, bir no'lu client'ın gecikme süresi e, 30 milisaniye olsun. 2 no'lu client'ın daha kötü olsun. 100 milisaniyelik bir gecikmesi var diyelim ki. Şimdi bunun anlamı ne? Her gelen paket mesela sunucudan diyor ki mesela e, senin düşmanın olan iki nolu karakterin yeni pozisyonu şu. Açısı da şu diyor sunucudan. Öyle paketler geliyor. Ve bunun gelme süresi gidiş geliş 30 milisaniye ise sırf gelme süresi de 15 milisaniye eder. Yani burada biz 15 milisaniye geriden takip ediyoruz oyunu. Bu oyuncu ise bütün olan biteni aslında 50 milisaniye geriden takip ediyor. Yani sunucu da diyelim ki bir karakter sunucu tarafında burada olsun pozisyon olarak. Bizim client'larımız ki 2 nolu client burada olsun, 1 nolu client de burada olsun diyelim ki. Bu işindeki, diyelim ki bu karakter de koşuyor olsun bu yöne doğru. 1 nolu client aslında bu karakteri 15 milisaniye geriden takip ettiği için olan biteni, çünkü bunun gelişi 15 milisaniye sürüyor yarısı. Bu karakter bu sola doğru devamlı başından beri koşan bir karakter olduğunu farz edersek, bu karakter aslında burada görmüyor, 15 milisaniye önceki halini görüyor. Yani buradaki yerini görüyor. Diyelim ki burası. Client 1'in gördüğü yer. Client 2 ise daha kötü. 50 bir saniye ligi var. O ise te şuralarda bir yerde bir şey görüyor. Bu da 2 nolu client'ın gördüğü yer. Şimdi ne yapıyor doğal olarak? Düşmanı görüyorsunuz, ateş ediyorsunuz. Bu ne yapıyor? Normalde sunucu da burada pozisyonu. Gerçekte pozisyonu. Ama bu geçmiş 15 yani gecikmeden türü o burada gördüğü için buraya doğru ateş ediyor. 2 nolu client ise onu orada gördüğü için buraya doğru ateş ediyor. Aynı karaktere. Şimdi hangisi doğru? Herkese sorsan herkes doğru. Çünkü ben gördüm ateş ettim diyor. O diyor ben gördüm ateş ettim. Sunucu da diyor ki siz bana ateş bilgisi geldi. Ben de o zaman ateş edeyim sizin baktığınız yöne doğru diyor. O da ateş ediyor. Ne oluyor? Kimse aslında sunucuya sorsanız kimse vuramadı der. Ama işte bunun önüne geçmek için biz e, serverda şöyle bir işlem yapıyoruz. Herkesin bütün karakterlerin pozisyonlarını yaklaşık bir 10 saniye bir bufferla kaydet kaydediyoruz. Ve sadece pozisyon değil tabii ki burada yaptığı animasyon. Çünkü o e, o hitboxlar dediğimiz karakteri vurduğumuz kutular animasyon göre de değiştiği için bütün datalar kaydediliyor. Sonra siz mesela client 1 nolu client ben ateş ediyorum dediğiniz zaman sunucuya sunucu şöyle yapıyor. Sizin leginize bakıyor. Nedir sizin leginiz? 30 milisaniye. Siz demek ki her şeyi diyor, 30 milisaniye önceki haline göre ateş etmişsiniz diyor. Ve tutuyor. Bütün sahneyi siz hariç çünkü sizi prediction yaptığınızı kabul ettiği için sizi zaten güncel olarak kabul ediyor. Siz hariç herkesi ne yapıyor? 30 milisaniye geriye çekiyor. Böylece siz duruyorsunuz de. Bütün sahne herkesin pozisyonu yaptığı gitti her şey 30 milisaniye önceye çekiliyor. Ve ondan sonra ateş ediyor. Eğer gerçekten vurmuşsanız işte yani bu karakter tutuyor gerçekten buraya taşıyor. Ondan sonra ateş ediyorsunuz. Vurduysa vurdu oluyor. Vurmadıysanız vurmadı oluyor. Ve sonra tekrar sahne eski haline getiriyor dev bir nolu client'a ateş etti. Bu sefer tutuyor. 100 milisaniye önceki haline getiriyor sahneyi ve o zaman ateş ederek deniyor. İşte bu şekilde sunucu client'ları farklı leg'li olan, leg süresi olan, gecikme süresi olan client'ları böylece uyumlu bir şekilde eş zamanlı çalıştırabiliyor. şimdilik anlatacağım bu kadar. Çok teşekkür ederim